ve bu yetkinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde her ne kadar belediye başkanlığını kazanamasak da belediye meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bizler seçim döneminde de söylediğimiz üzere iki dönem AKP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İskenderun halkına tüm sorunlarını samimi bir şekilde çözeceğimizi, çözüm odaklı kararlar alacağımızı, amacımızın ise kavga değil, depremde yıkılan güzel İskenderun'umuzu en hızlı ve en güzel şekilde ayağa kaldırmak ve eski itibarını kazandırmak olduğunu belirtmiştik. İki dönem AKP tarafından yönetilen İskenderun maalesef hak ettiği değeri görememiş ve iktidar partisi olmasına rağmen İskenderun'umuzu, Hatay'ımızı siyasi iktidar tercih etmemiştir. Eğer siyasi iktidar tercih etmiş olsaydı depremde hayat mücadelesi veren halkımızın depremden bu yana geçen 18 ay içerisinde gerek barınma, gerek yaşa ve gerekse de ekonomik tedbirleri alır ve halkımızı bu yaşadığı zorlukları ortadan kaldırırdı. Bu zorlukları ortadan kaldırması için de önünde herhangi bir engel yoktu. Ancak üzülerek söylemeliyiz ki siyasi iktidar tercihini Hatay'dan, İskenderun'dan yana kullanmamış, hatta seçim döneminde vaat ettiklerini bile yerine getirmemiştir. Hala İskenderun'da 40'ın üzerinde konteyner kentte 20 binin üzerinde insanımız depremden sonra normalleşememiş, deyim yerinde ise 21 metrekare konteynerlarda hayat mücadelesi vermeye devam etmektedir. Seçim döneminde de Sayın Partili Cumhurbaşkanımızın vicdanımızı sızlatan ikrarı da haklılığımızı teyit etmektedir. Hatay'ın mahzun bırakıldığını ilk ağızdan bizzat Partili Cumhurbaşkanı söylemiştir. Bu cümleyi seçim döneminde halkımızı da hatırlatmıştık. Ancak hatırlatmakta fayda var ki güzel İskenderun'umuzu iki dönemdir AKP yönetmiş olup Partili Cumhurbaşkanı maalesef AKP'nin yönettiği ilçeleri de görmezden gelmiştir. Bu kez Sayın Mehmet Dönmez seçim döneminde İskenderun'un iki dönemdir AKP tarafından yönetildiğini bilmesine rağmen İskenderun'un sahipsiz kaldığını, bakımsız olduğunu ve İskenderun'u ayağa kaldıracağını belirterek siz değerli seçmenlerden oy istemiştir. Hatta bir konuşmasında masaya da yumruğunu vurarak benim arkamda 100 bin İskenderunlu var diyerek İskenderun'un hak ettiğini Ankara'dan alıp geleceğini dahi söylemiştir. Bu söylemlere rağmen seçim sonrasında maalesef İskenderun'un yine hak ettiği değeri görmediğini AKP'nin 3. dönemi olmasına rağmen yine bakımsız kalacağını üzülerek görmekteyiz. Bizler seçim döneminde söylediğimiz gibi İskenderun için taş üzerine taş bırakana teşekkür ettiğimizi belirtiyoruz. İskenderun lehine ne yapılacak ise bunu herhangi bir siyasi düşünce gözetmeksizin İskenderun'u ayağa kaldırmak amacıyla yapacağımızı ve seçim döneminde söz verdiklerimizi yapacağımızı sayın kamuoyuyla paylaşıyoruz. İskenderun Belediye Başkanımız Mehmet Dönmez seçim döneminde masaya yumruğunu vurarak alırım dediği desteği Ankara'dan alamamış ve belediyemizin 300 milyon TL borçlanması yönünde muhtelif mahallelerin kaldırım ve yolların yapılacağını belirtmiştir. İskenderun Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu maddeye oy birliğiyle kabul yönünde karar verilmiştir. Ancak kabul kararından önce gerekli ayrıntılı bilgilendirme yapılmadığı için meclis grubumuzca bu gündem maddesinin yeniden değerlendirilmesi için gündemden çıkarılmasına ve olağanüstü bir toplantı yapılarak bu arada tarafımıza ayrıntılı bilgilendirme yapılmasına karar verilmesi talep edilmiş. Bunun üzerine 3/7/2024, 10/07/2024 tarihleri arasında meclis grubumuzca gerekli incelemeler bizzat yapılmış. İl bank yetkilileriyle bizzat görüşülmüş, projelendirme yerinde incelenmek suretiyle tespit edilmiş ve maliyet hesabı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır. Amacı İskenderun'a hizmet etmek olan meclis grubumuz siyasi bir düşünce veya çıkar düşünmeksizin getirilen bu borçlanma yetkisini İskenderun'un bir an evvel ayağa kalkması adına Sayın Mehmet Dönmez'e yetki olarak vermiştir. Meclis grubumuzun farklı bir amacı olsaydı çoğunluğumuzun parti meclis grubumuzda olduğunu ve bu kararın asla çıkarılamayacağını da söylememize gerek yoktur sanırım. Ancak
Bu 300 milyon TL borçlanma yetkisi sınırsız ve kontrolsüz olmadığını siz değerli İskenderun halkına ve basın emekçilerine bildirmek isteriz. Bu borçlanma nedeniyle alınan her kuruşun titizlikle hesabını yapacağız.